Efendim, Karlama Defteri'nin bugün konuğu Murat Yalçın. Editör ve yazar Murat Yalçın. Murat hoş geldi. Hoş bulduk Doğan Bey. Önce yazma yönteminden başlayacağım senin tekniğinden. Senin yazma tekniğine dikkatimi çeken belirgin bir özellik var. Entelektüel ironi. Tabii ki zaten öykülerinde belirgin özelliği evet. bu. Nasıl bir bileşimdir bu? Ee, bu sanırım Doğan Bey benim yazarlığımın Okurluğundan çıkmasından kaynaklı bir durum diye düşünüyorum. Yani bu tuhaf bir cümle kurdum farkındayım ama bu, bunun da şunu demek istiyorum. Yani e, e, geçmiş dönemde e, yani hikayelerde e, edebiyatta hani entelektüel e, hikayeler vardır, daha bir sokak hikayesi vardır. Ben Tabii daha çok senin söyledi ben açayım. Yani şunu yap ...okurken de sen... Evet. ...o ironik bakışla okumuşsun her şeyi. Ee, evet. Yani kitapların... ...satırları arasından... E, pen, evet. e, ...sokağa, e, hayata o bakıyorum. O bulmuş. Evet. Böyle bir evet. özellik. Ve onları da metnin içine koyuyorum. Kitapları, yazarlar da... ...yerleşiyor metnin içine. Bazen görünür, bazen görünmez bir şekilde. Ama mutlaka... E, ...o... E, ...aralıktan bakıyorum. Hayata, ilişkilere, insanlara. Dolayısıyla okuduğum kitaplardaki insanlarla günlük hayatımdaki insanlar birbirine karışıyor rüyalar gibi evet rüyalar gibi benim öykülerim de biraz düşte gerçek arasında gider gelir böyle o ara bölgede bir dil kurmaya çalışıyorum bir anlatı dili bazen daha günlük hayata yakın hikayeler çıkıyor bazen biraz daha kitabi diyeceğimiz konulara biraz daha denememsi biraz daha şüphesiz e, ama bu bir kaliteli okur istiyor bence e, yani biraz okumuş okur istiyor <laughs> yani en azından o kitapları bilen evet. okumuş olsa bile o kitapları görmüş olan duymuş olan bakmış olan bir okur istiyor yani şöyle söyleyeyim e, biraz böyle e, tipler e, hikayelerimdeki tipler e, biraz daha eski insanlar oluyor benim e, kitaplarımda öykülerimde Bunların konuşmalarını ve tarzlarını da daha çok okuduğum kitaplardan ediniyorum aslında. Yani başka yazarların kitaplarından. Dolayısıyla yani yaşadıklarından değil de okuduklarımdan üreyen bir kişiler ve hikayeler oluyor. Tabii. Ama o da yaşamadan geliyor zaten. Evet. Yani. Evet. Aslında iç içe geçiyor. Tabii. Burada şunu fark edemiyor insan. Oradaki kişilerin ne kadarı kendi gerçek hayatından ne kadarı. ...kitaplardan Şimdisi ya da... lazım. Bazen sonradan fark ediyorum onu. O kişilerin e, gerçek hayatımdaki karşılıklarını e, bazen sonradan buluyorum. Tabii bir okur ama şunu fark etmeli. Bir zamansızlık Heh, özelliği evet, var sende. Evet. Yani timeless dediğimiz şey. Evet Oradan gidiyor, yüzyıllar arası gidiyor, türler arası evet. gidiyor. Bir hayat bileşimi yani. Evet, evet. Öyle bakacaksın. Evet. Şimdi buradan örneklere... Geçelim de bunu daha açalım. Kontrol kalemi. Hay bin postit. Bu kitabı deneme demişse ama benim için yeterli değil. Doğru bir tanım da değil. değil. Evet. Bir yazarın yazma kulisi diyeyim Evet, çok güzel söylediniz. Çok güzel. Çok beğendim. Ee, yani e, okurken ve yazarken... Canım, eleştirmenlere, yazarlığa beğenecek ki biz de yaşayalım değil ama mi? Ama bunu unutmayacağım ben şimdi. Yani <laughs> gerçekten e, kulis. Yani gerçekten kulis. Yani... E, masamda hep elimin altında duran bir defter aslında bu. Yazarken, okurken, günlük hayatımda e, yayıncıyım biliyorsunuz, editörlük yaparken, evet. e, birisiyle konuşurken e, ben aslında e, bir takım edebi konular tartışıyorum zihnimde. Bazen bu işim gereği oluyor ama bir kısmını ben kendi içimle tartışmaya devamını yapıyorum. Bazen de yazacağım öyküler ya da okuduğum kitaplarla ilgili e, yan düşünceler. Tabii. Tabii ama yani e, kenar notları aslında ha. okuduğum editörün sırası geleceğiz. Evet Ölüne sıra gelecek derken Semih Bahçuoğlu'nu anıyorum rahmetle evet. sevgiyle. Bir kiracı ödemiyormuş parasını. Gelmiş ev sahibi e, bir şey talep edecek. Kiracı birkaç peynir atmış, fareler üşüşmüş. <laughs> ya bu ne diye düşünürken birdenbire masaya bir balık düşmüş. Demiş ki daha evin rutubetine sıra gelmedi demiş. Evet. Onun için daha editörüne sıra <laughs> gelmedi hemen onu anlatma. Peki. Şimdi e, oradan çünkü bu kulisten öbürkülerin yol alabiliyorum. Evet. Bak şimdi oradan birkaç cümle alacağım. Ve çok sevdiğim bir yazar. Sen de çok sevdiğim bir yazar. Kim olabilir? Bilge Karasu. Evet. Yazın dünyasının son 20 yılında Gidenleriyle, kalanlarıyla yaşça bir, yetişebildiklerime değgin yargılarım var. Mihraptaki yerini koruyan tekisin isim Bilge Karasu. Ondan aldığım feyiz, giderek değerlenen bir hazine bugün. Feyiz dediğim bir parça yazma, bir parçada yaşama hüneri. Bu sözlerimi duysa kedimsi bir gülümseme yerleşirdi evet. yüzüme. Evet. Yani kedisiz, kitapsız yaşayan. Evet. Kedin var mı senin de? Yok, vardı ama şu an yok. Ee, yani Bilge Karasu gerçekten benim yani e, kitaplarıyla, kitaplarını okuyup tanışmak istediğim. E, mektup yazarak önce mektuplaştık. Daha sonra e, Kılavuz Kitabı çıktığında tanıştık. Yani geç bir tanışma oldu. E, ama İstanbul'a geldiğinde e, bilirsiniz Füsun Akatlı da kalırdı evet. eleştirmen. E, çağırırdı giderdim ve de Beyoğlu'na geldiğimde. Burada çaya gittiğinde Ankara'dayken Füsun Akatlı sideye tatile evet. giderdi. Evde kedisini ona bırakırdı. Evet. Kedi dediğimde bir aslan parçası yani. evet Biraz büyük ve vahşi. Böyle zemin katta otururdu Çankaya'da. E, kedileri akşam e, eve alışını ben... Birkaç defa denk geldim. Çok hoşuma giderdi. Ankara'ya gittiğimde de bir hafta sonu giderdim arada bir. İşte, e, Med Anadolu Medeniyetler Müzesi'ne e, giderdik. Alışveriş yapardık. Yemek yapardık. Eşler, dostlar gelirdi ahbaplar. Yani iyi bir edebiyat ortamı idi. Şüphesiz. Ondan yani kitapları dışında kişiliğiyle e, e, yazarlığa dair e, fikirleriyle, görüşleriyle mesela bir şey şimdi aklıma geldi. Sizi de şimdi sıhhatler olsun dedim. E, saçı ile ilgili. Şimdi beraber berbere gitmiştik. Berber tıraş ederken dedi döndü dedi ki hiç unutmuyorum ve yani aynadan konuştuk böyle arkasında oturuyordum. Yazmak da böyle bir şey dedi. Yani önce bir karıştırıyoruz. E, sonra kesiyoruz, sonra bir tarayıp düzeltiyoruz, sonra tekrar tabii. Yani yazma sürecine benzetmişti berberin yaptığı işi. Çok hoşuma gitmişti. Doğru. Doğru. Yüzde işiyor. Bilge Karasu için benim özel bir yanımda vardır. Pegasus diye uluslararası bir evet jürinin başkanıydım. Ve jüri elinde ben seçtim. O seçildi. Amerika'da bir iyi bir telif hakkı vermişler ve sonra da Amerika'da birkaç üniversite evet. ulaşıp Gece kitabı. Kazandı. Gece kitabını. Evet. Ne güzeldir o başlangıç. Gece Müthiştir yani. ve çok heyecanlıydı o günlerde. Yani oh. İstanbul'a geldiğinde e, Taksim'de biz de buluşmuştuk. Hiç onu böyle çocuksu bir heyecan içinde görmemiştim. Çok. Ve çok e, yani bu tip yazarlar tabii okuru Doğan Bey az olan e, dar olan yazarlar olduğu için bunlar çok özel ve önemli. İstanbul'a İstanbul geldiğinde bir fotoğrafçı arkadaşımız vardı. Fotoğrafı çektirek evet. dedim. Ama gelince seni öper dedim. Evet. Tanışıyorum. <laughs> Can cazmayla tanışmıyorsunuz dedim. Arkadaşımız da hakikaten çaldı kapıyı fotoğrafçı girdi. Bilge abi hoş geldin diye evet. bilge bölüyor rahatsız oldu, çok şey <laughs> yaptı. Şimdi tabii senin öykülerin için birçok yazı var, incelen var, araştırın var, şunlar var, bunlar var. Hakan Sazyek, evet. hecede bir yazı yazmıştı senin için. Hatırlamaya çalışıyorum. Murat Yalçın için yazmak bir anlamda hesaplaşma ve yüzleşme alanıdır. Evet. Bu anlamada, anlamda yazının işlevinin sorgulanması yazılan metnin bir parçası olur evet. diyor. Ve Kör nokta ve Sabah adlı öyküleri tamamıyla bir öykünün yazılı sürecini anlatmaktadır. Evet. Yani e, çok doğru. Bu özellikle ilk dönem öykülerimde daha da böyleydi. Yani ona biz tabii kapalı deyip geçiyoruz. Kapalı öyküler. İşte yani aslında hikayeye dönüşmemiş tahkiye etmiyor ama bir e, bir durum anlatıyor. Bir nebula halinde yani. Ha, Doğru evet, bir, şey yapın, bir durum olacak. anlatıyor. Arkasında bir hikaye var. Onu anlıyoruz ama o hikayeyi bize vermiyor aslında yazar. Daha çok kendisine dönük bir kişi kişi olarak kendisine dönük bir e, hesaplaşma içinde orada. Biraz yazarlığını e, anlatıyor gibi. Hikaye anlatacak yere hani yazarlığını anlatıyor. Hikayenin nasıl yazılacağını anlatıyor gibi ya da ama aslında sen de bu ben e, de bu biraz e, var var. O benim e, siz gelmeyelim oraya diyorsunuz ama hep yayıncılığıma e, değen taraflar işte onlar. Tabi tabi. Yani, yani siz daha iyi Yani daha şeye masaya onun için. Yani onun evet. Kası, tabii. Yani e, işin demek ki mesleki boyutu da o şekilde şüphesiz. Evet. Çünkü metin okuma metin değerlendirme alışkanlığı kazandırıyor. Bu yazının her aşamasına geliyor. Şey var tabii. Şimdi bütün kitaplarının şekilsel özeti değil, biçimsel özeti Sasyek. Sasyek'te benim hayatım dönen bir yeri vardır. Bir iş bankası yürüsünde, e, Hamdullah üzerine bir kitap kazanmıştı. Evet. Ben de bir öneri olarak bu Sazyek'in Orhan Veli, hı hı. Efendim, Oktay Rıfat, Beni Çevit Anday, Garip Hüsnü Hüsnü'nün kitabı. onu savunmuştum. O da basılması üzerine şey yapılmıştı. Kaynak kitap bugün o tabii. Evet. Öyle bir yanı var evet. Sazyek'in de benim evet. için de efendim. Şimdi tabii yine dönelim konuya. Evet. Postmodern metinleri diyor, neleri içerdiğini söylüyor. Şimdi bunlardan birisini itiraz edebilirsen tabii kabul edebiliriz. Yok. Şey olmaz. <laughs> Yok itiraz etmeyiz de tabii yani e, siz e, bilirsiniz işte e, edebiyata e, yazmaya giriş yaptığımız dönemde yani benim yazmaya başladığım dönemde postmodernizm, e, yapısalcılık ve postmodernizm gündemdeydi. E, biz de genç entelektüel insanlar olarak boyuna bu kuramsal kitapları okuyoruz tabii. Yani kuram olarak Donanımlıyız, işte Türkçe'ye çevriliyor boyuna okuyoruz falan ama aslında pratiğini bilmiyoruz bunun. Yani bizim Türk Edebiyatı'nda hatında e, neye postmodern denir, e, ya, neye nasıl yapacaksınız, onu da düşünüyorsunuz ki. Farkında değiliz. Falan. Daha doğrusu o şöyle oluyor biraz. Yani e, yaptığı yazdığımız her şey kendiliğinden postmodern olmuş da oluyor. Postmodern de öyle bir şey. O da, o da öyle bir şey. Yine kulaklarını yani kulaklarını diyelim. E, Rahmet olsun. Billy Karasu şey demişti. Bu bir çuval demişti. Her şeyi içine ne koysa e, alıyor. Biraz böyle bir şey. Biraz da moda olduğu zaman bu tip kuramlar e, ister istemez bu tarzında yazılmayan metinler bile onlar da o çuvalın içine konuyor. Kenardan uzaktan dolaşan geçen metinleri de oraya alıyoruz. Evet. Yani Ahmet Mithat'tan itibaren pek çok e, Türk edebiyatında kitabı bu postmodernizm şeyine yani tabii koyabiliyoruz. Tabii. Ve inceleyebiliyoruz da ve oluyor. Muz niyetine dersen de biraz postmodernizm <laughs> evet, oldu. Kuramlar biraz böyle. Böyledir kuramlar böyle. Evet. Ama tabii şimdi postmodern neleri içeriyor? Yani neleri içerdiğini Sazek söylerken hiç kuşkusuz <laughs> tabii ki sana indirgiyor. Yani metnin yazış sürecini de metnin içine koymaktan bahsediyor sanırım. Tabii. Yani... E, <laughs> Yani ben bir hikayemde şöyle bir şey vardır. Bir sineğin şeyi vardır. O sırada o öyküyü yazarken kağıda konan gerçek bir sinek o. Hani e, o an olan şeyi de öykünün zamanına katıyorum. Yani yazış zamanı da öykünün zamanına giriyor. Evet. Şimdi postmodernizme geldik. Şimdi geliyoruz sana. Yani evet. postmodernimizin şeysindir diye <laughs> neler var? Şimdi teknikleri sayıyor metinler arasılık evet polisiye gerilim tarihe yönelme çoğulcu estetik okur merkezilik pastiş ironik evet bu kadar unsur burada var evet hepsi ve daha fazlası da <laughs> diyebiliriz evet yani itirazım yok tabii bunlara bu özellikleri taşıyan metinlerim kitaplarımda bazı öyküler var doğrudur ama ee, sanki bana öyle geliyor ki burada benim söylemem çok fazla anlamda ifade etmeyebilir. Sanki ilk 3-4 kitabım daha e, çok bulunur da onlarda bunlardan. Daha son yazdıklarımda biraz daha hikayeye, daha klasik bir şeye doğru evet, evrildim evet. gibime geliyor. Ama işte onun da var. Evet. Yani Merve Kırban geliyor. Evet. Orada da her yenilikte şey de de söylüyor, başka eleştirmen de, de söylüyor. Yani her hikaye kitabında, her kitabında bir yenilik yapıyor. Yani ustaların yöntemini uyguluyor. Burada ustalar nasıl bir yenilik de çıkarlar? O yöntemi uyguluyor diyorlar. Kulağını çındatalım. Çok sevdiğimiz, sizin de sevdiğiniz Necati Tosuner. Evet. Benim ima kılavuzu çıktığı zaman kısa kısa hikayeler vardır. Şimdi kıp kısa öyküler diyorlar onlara böyle kısarak diyorlar. Değişik isimler takıyorlar. O kitabım çıktığı zaman bir dergide eleştiri yazmıştı ve şunu demişti. Yani 35 yaş 33 yaşındaydım o kitabım çıktığında. Bu kitabın demişti, 70'inden sonra bir ustalık, bir virtüözite olarak yapman gereken bir kitabı daha öykücülüğünün başındayken, daha asıl merhaleleri, asıl büyük eserler ortaya koymadan bunları yapıyor olmak Biraz erken bir kendini köşeye sıkıştırmak değil mi demişti. Ee, bu benim e, yazarlığımda önemli bir şeydir gerçekten. Yani köşeden e, kurtuldun ama e, köşeden kurtuldum ama bunu İlhan Berk de söylemişti. Yani e, dar bir sokaktasın çok bir çok okur bekleme demişti. Ama dar <laughs> kapı, dar sokak, iyi okurdu orada bulunuyor yani. Değil yani. Mi? E, ben işte oradan birazcık e, hikayeye birazcık daha e, kalabalığa biraz daha ana caddeye inmeye çalıştım. Evet. Ana caddeye inin ama bu demektir ki Vazgeçtim anlamına büyük, gelmiyor. Büyüklere büyüklere ge geçmedi Yok, yani. Yok yani yok. Okuru orada. Ya söz gelimi Senin romana romana orada. geçmedim. Evet. Halbına <laughs> roman demişsin ama o kitaplarda. Ya o ona anlatı demiştik ilk baskılarda. Evet. Fakat sonra... biliyorsunuz yani e, Kürkman Kürk da uzun hikaye, kısa roman, novella, anlatı Ara şeyler. O da aslında bana göre uzun hikayedir, e, novella anlatıdır ama roman okur tabi yayıncılık Tabii daha klasik isimler koymayı gerektiriyor. Yani yayıncılık teyitörü biraz tabii, Tabi tabi. Yani öykü biraz uzadımı, sartımı biraz kişiler arttığı zaman e, roman demeyi daha uygun. Roman oluyor. Roman oluyor. Roman oluyor. Yani dört başı mamur olmasa bile ona roman diyoruz. O biraz öyle bir roman yani. Ama bu beni şuradan kurtardı. Hani öykü yazanlara ne zaman roman yazacaksın derler? Hadi sormazlar. Artık şey diyorum, bak yazmıştım diyorum. da <laughs> <laughs> kurtuluyorsun. Asıl tabii başka bir özellik var şimdi sende. Biz doğu ile batı arasındayız. Evet. Değişik eğilimleri, değişik sevkleri yaşıyoruz. Bu gelgitleri yansıtıyorsun sen kitaplarında. Bu gelgitleri. Evet. Şöyle yansıtıyorsun. Yani bir roman, bir hikaye unsuru değil. Bazı adları kullanarak. Onlar simge. Evet. Bunlar sana yol açıyor. Evet. Yazma kolaylığı da sağlıyor ama unutmayalım. Evet. evet. Bunun bu kitabı da söyleyelim. İçimde Oğuz Atay ile Orhan Gencebay ikizi yaşıyor. Evet. Bu ilginç bir kitap. Bu bu ne idüğü belirsiz bir kitap gerçekten. Yani roman değil, hikaye değil, deneme değil. Hani mektup tarzında, türünde ama e, biraz kurmaca katılmış içine. Yani e, biraz kurmaca katılmış gündelik hayat aslında. Gündelik hayat. Yani zihnimize hep kullanmadığımız, kullanmadığımız, hep evet. ilgilenmediğimiz ama bilinçaltımıza hep yaşayan evet. bir hayat. Yani bu e, editör olarak bana gönderilmiş mektupların biraz onu ironiz biraz postmodern bir tavırla onu böyle karikatürize ederek biraz evet. katarak biraz kristalize ettim ve şunu niyetim şuydu edebiyat ortamına dair bir gülmece olsun istedim. Evet, edebiyat ortamına dair tabii bir gülmece ayrıca da bir şey var. Ama orada şahıslar da var. Evet. Andıkların var. Şimdi onlar da bir simge, bir şeyi temsil ediyorlar aslında. Temsil ediyor tabi tabi tabi. Yani sen böyle veriyorsun, onların adını anıyorsun belki de. Artık bundan sonra okulda biraz çalışsıncam. Okulda tabii, biraz gayret tabii, göstersin tabii, diyorsun. Tabii. Yani e, orada e, biraz e, oyun var, oyunbazlık var. Evet. Ama ben oyunu seviyorum. Yani kelimeyle oynamayı da seviyorum biraz. Herhalde. Ee, herhalde. Durumla oynamayı da bazen kişileri karıştırmayı da eee Karışık kuruşuk hayat zaten ya. Öyle e, ayıklanması yani aşık yo gibi değil, değil, ortaya çıkması değil. mümkün değil. Zaten şu var yani. Editöre mektuplar geliyor. Editöre mektuplar geliyor. Şimdi tabii editöre gelen mektuplar orada gayet başarılı olsun. Sen onu bir kurmaca imiş gibi imiş gibi kurmaca metne dönüştürüyorsun. Evet. Senin dönüştürme özelliği var. Evet. Yani malzemeni evet. öyküye. Evet. Yani kurmacayı gizliyorsun ama evet, kurmaca evet. olduğu ortaya kurmaca çıkıyor. Kurmaca mayası veriyorum, özelliği katıyorum. ve Herhangi bir metne katabiliyorum. Evet, evet. O kurmayayı alsın, başka bir ekmek yapsın, başka bir <laughs> oluştursun artık. Böyledir evet, zaten. Evet, evet. Okurluk bir şey var. Tabii ee, orada tabii kurmaca ama gerçekler de ifade ediliyor. Evet. Çünkü birçok şey... Okurun düşüncesi, gerçi ben kimseye şey göndermedim diyorsun. Yani işte okur mektup gönder, okur mektupları değil. falan vardır değil mi? Enter değil, falan değil, falan. evet. Yani bu bana gelen ve beni eğlendiren, kızdıran ama aynı zamanda bana dokunan, daha doğru söyle diyelim, bana gülme ve kızma duygusu, biraz hatta bazen öfkelendiren, bazen hak verdiren kendisine, bazen kendisine hak verdiğim için, kendimi haksız gördüğüm için beni, yani benimle uğraşan, beni uğraştıran bir takım mektupları, şahsıma gelen mektupları alıp bunları bir edebi malzeme haline dönüştürmeyi düşündüm. Yani direkt kurmaca yazmayayım da o metni alayım birkaç mektubu bir mektup haline getirmek. Tıpkı bir romancının işte dayısını, eniştesini, amcasını baba yapması gibi, baba figürü yapması gibi. Ben de birkaç şeyi alıp ondan bir karakteristik tabi şey var zaten. kişilikler yarattım. O kişilikler var gerçekten. Fakat bu şunu getirdi. Eee ben şu anda tabii dergi editörüyüm. Bazı okurlar ya da yazarlar mektup yazmaya çekinir oldular. Oradaki cümleleri kuruyorum ben de gerçek hayatta. gülüyorum kurarken de senin kitabındaki gibi. Abi <laughs> Ben de tam buna dokunmak istemiştim. Ya diyorum. bu da bizi yazar diye. Evet. Bu da bizi mi? Ama orada bir şey söyleyeyim. Okur profili çıkıyor ortaya tabii. Evet. Okur profili. Daha doğrusu enteresandır. Ee, okur, yayınlansın istiyor çoğu da. Evet. Yani buna ne düşünüyorsunuz, bu konuda fikrinizi de diye soranı az. Doğan Bey bu noktada ben size bir soru sorayım mı? Şimdi dergi editörü olarak ben hep şunu diyorum bana gönderilen şiiri, hikayeyi okumadan, önden bana yazılan mektubu okuduğumda ben aşağı yukarı o şiiri ya da hikayenin yayınlanıp yayınlanmayacağına dair bir fikrim oluyor. Aşağı yukarı ama. Sizde de editör olarak size dönük Doğan Hızdan, Sayın Doğan Hızdan diye hitaben gelen bir mektubu okurken ekindeki şiiri, hikayeyi hissedebil hissedemiyor musunuz? Yani bunu bu konuda ne dersiniz? Evet. Şimdi üst editörlük yapıyorum ama yani dediğin doğrudur. Ee, Üstü bu beyan aynı ile insan ha, diye bir söz evet. vardır ya. Evet. Yani orada yazısını görüyorsun evet. yazı tekdiğine görüyorsun. Tam onu diyorum evet. Yani ham malzemeyi görüyorsun. Evet. E o ham malzemeden de Ahmet Rasim Bey'in bir şeyi vardır. Evet. E, şehir mektuplarında öyle söyler. Evet. İşte bir şey çıkar da İşkembe kazanından canfes çıkmaz da. Çok ha, güzel. falan gibi. Çok güzel, çok Onun için. Güzel. Evet yani onu hemen seziyorsun. Ama bir şey söyleyeyim. Mektuplar da anlaşılıyor bazen. Evet. evet. Bir mektuptan anlaşıyorsun. İki mektup dışında başka bir yanda var. Geliyor, oturuyor, konuşuyor senden. Bir de şöyleleri var. Hiçbir şey okumadım. Sadece <laughs> kendim bunu getirdim diye. Yani evet. birdenbire bir nevzuhur, yeni doğan bir yetenek. Evet, evet. Ona inanmış. O inanmışlar tabii çok tehlikeli. Çünkü bir daha bir şey okumuyor. Bir de başka bir şey var. Şimdi hepimiz, ben tabii daha çok senden, jüri üyeliği yapıyorum. Evet. Bir ödül var. Evet. Bir ustanın adına verilen ödül. 10 senedir veriliyor, 20 senedir veriliyor. Şimdi onu bir iyi bir insan, okur, şiire meraklı birisi. Onun kime verildiğini o bilir. Evet. Hep ustalara veriliyor geçmişte bile. Ama bazı okurlarda var ki birdenbire gelirler ve şey yaparlar. Ondan sonra. O ödüle katılırlar. Ya şimdiye kadar verilen insan gördüğün evet. değil mi? Değil mi? Yani 10 yani, sayfalık dosyayla Gerçi bu başka yerde de vardır. Bir zamanlar danışmanlık yapmıştım. Evet. Şeyde. Ee, yani Kültür Bakanlığı'nda 10 sayfalık inceleme gönderdim. Evet. Yani hep aynı şey. Yani dergiyi takip etmeden dergiye ürün göndermek. Ödülün geçmişine kimler almış bakmadan ve de ne amaçla verildiğine bakmadan o ödüle kitap ya da yarışma diye, yarışmaya katılır gibi göndermek. Yani aslında çoğu insan kendisi seçerken bence doğru seçimler yapmıyor. Yoksa jüri ya da editör karar verirken o da yanılabilir. Tabii. Ama yanılan daha fazla bence kar öbür taraf Şimdi, gibi geliyor bana. Jüri de hep bir şey sonuçta açıklanır. İsabet de değil. Evet. Oradaki isabet orada katılanların Evet. Şey, jüriyesi olanların isabeti. Tabii tabii. tabii Yoksa tabii. bütün kuşatıcı böyle bir olay yok. Tabii aa şeyi atlamayalım. Zamanımız doluyor. Pera Mera'ya gelemedik ya bu. son kitap. Pera gelmeden olur mu? Evet. Pera, Pera dörtlüsü işte. O tam bir baş döndüren bir şey. Evet. Yani daha doğrusu şöyle. Nokta hareketli. Evet. Birinden birine, birinden birine gidiyorsunuz. Evet. Ama Pera'da da böyle bir yer. Pera, öyle bir yer. Pera evet. Pera biraz böyle okumalarla. Biliyorsunuz 25 yıldır da orada çalışıyorum, yaşıyorum. Ee, İstiklal Caddesi, Tünel ve Taksim arasındayım. Galatasaray çevresinde. Yani e, oradaki e, tarihe, şehre meraklıyım. Hem okur olarak, insan olarak. Yazarlar da var. Evet, e, oradaki... E, binalar da var. Binalar var. var. Oralarda e, sürekli ben geçmiş zaman hayalleri, e, genç yaşım genç de olsa, geçmiş zaman hayalleri kurar hale geliyorum. Çünkü sürekli geçmişini okuyorum, tarihini okuyorum. Ben çocukluğumdan beri orayı bildiğim için Evet uzun sürede Vali konağında oturmuştuk. Tabii benim için her bir apartmanın bir arkasındaki roman. sahibini görüyorum, Değil romanı mi? görüyorum, orada Değil oturanları mi? görüyorum. Evet. Onun için de Pera öyle, Pera Mera. Yani Mera'da biraz memleket, yani benim annemin babamın memleketi. Burada tabii şu var, doğası da zıttıkların da bir yeri. Evet. Ama zıttıklar da zaman birbiri içinde eriyor mu? He? Evet, evet, evet. O da var. Evet. Şimdi ben şeyi okuyorum mesela. Osman Cemal Kaygılı'nın Köşe Bucak İstanbul şeyini. Şimdi e, Şehremini, işte Aksaray, Yusuf Paşa e, anlatıyor bütün bunu. O kadar müthiş bir kozmopolit e, sokaklar bir yer. ve şeyler öyle esnaf karma karışık. E, dolayısıyla yani Beyoğlu daha da öyle. Yani e... Kosopolit denen şey orada yaşıyor her evet. bakımdan. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Merhaba bence Anadolu'ya selam. Evet. Pera da İstanbul'un bir temsilcisi. Evet. İkisi arasında geldikler evet. bugün hayat öyle. Evet. Bugün İstanbul öyle. Evet. Yani Anadolu İstanbul'un, Kozopolit İstanbul'un evet. birleşmesi bir garip birleşme ama olsun o da bir gerçek. Ve o kadar hızlı değişiyor ki aslında yazılan her şey bir anda tarihe mal oluyor. Düzeltiliyor. Tarihe mal oluyor. Birdenbire yani. yenisi geliyor. Yani. Şimdi bir şey söyleyeyim mi? Buyurun. Vakit kalmadı. Editörlüğüne sıra gelmedi. Birçok kitabın, şiir kitaplarının editörlüğünü yaptın. Evet. Bakıyorum da editörlük yaptığın kitaplar, iyi şahit, iyi editörlüğü var. Evet. Kitaplık dergisinin şimdi editörlüğünü yapıyorsun. Evet. Editörlük zor bir iş. Tehlikeli bir iş. Neden dersen? Çünkü yazarlar elektronik fikrini pek kabul etmek istemezler. istemezler. Ama batıda lektör denilen bir şey vardır. Evet. 25 sayfası fazla da atarlar. Evet. Burada bir 15 sayfa desen evet. kutsal bir metin gibi evet. bir şey demezler. Onun için. Dolayısıyla aşağı... bizim editörlüğümüzde çok fazla edebiyat editörlüğü tabii. tabii. Metne böyle fazla müdahale edilmeyecek. Sağlam, iyi metinleri, yayına hazırlamaz işini evet, evet. yapmış oluyoruz. Çünkü öbür türlü bir ilişki, biraz Amerikan tarzı bir editörlük. Amerikan ve bilhassa ee, Alman tarzı yürümüyor. Bizdeki Türk yayıncılık tarzına da, yazar profillerine de çok yatkın değil. Uymuyor. Belki yeni yeni. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Için. Sağ ol Sağ olun. Efendim bu haftaki konuğum yazar, editör Murat Yalçın'dı. Gelecek programda bir başka konumuzda karşınızda bulunmayı ediliyor.